Elazığ Valiliği ağır hasarlı Harput Yetiştirme Yurdu binasının ihale edilmeden yıkılması ile ilgili açıklama yaparak kaçak yıkım yapanlar hakkında hukuki sürecin yürütüldüğünü duyurdu. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün ağır hasarlı Harput Yetiştirme Yurdu binasında söküm yapılması esnasında diğer yıkım firmaları savcılığa suç duyurusunda bulunarak bina için herhangi bir resmi ihale yapılmadığı için yıkımın hukuksuz ve mevzuata uygun olmadığı yönünde Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına itirazda bulunmuştu. Kamu binasının ihaleye çıkılmadan yıkılmaya çalışılması tepkilere neden olurken Elazığ Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada söz konusu binalarda kanunsuz şekilde hurda sökümü ve yıkım işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde oluşturulan ekipler tarafından periyodik olarak denetlenmekte ve kaçak yıkım yapanlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülmektedir. Bu bağlamda basına ve sosyal medya paylaşımlarına yansıyan haberlerde elimizde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz bünyesindeki riskli yapı grubunda bulunan harput yetiştirme yurdu binasında yer alan taşınır malzemeler için Milli Emlak Müdürlüğümüz tarafından makine ve kimya endüstrisinde teslim edilmek üzere gerekli ihaleler yapılmış olup binanın yıkım işlemleri için de gerekli hazırlıklar devam etmektedir. Bahse konu binada yapılan kaçak söküm iddiaları ile ilgili olarak da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri zaman kaybetmeksizin olay yerine intikal etmiş ve ilgililer hakkında hukuki süreç başlatılmıştır denildi.